Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde inheritance'daki overriding konseptlerini öğrenmeye çalışacağız. Şimdi overriding'in ilk başta anlamını söylemek istiyorum. Daha sonra biz buradaki bir tane metodumuzu override yöntemiyle kendimize göre yazacağız. Şimdi biz burada metotlarımızı direkt olarak miras aldık. Ancak ben bu metodu kendime göre özelleştirmek istiyor olabilirim. Yani aynı metodu ben biraz daha farklı hale getirerek burada manager'a özgü yazmak istiyor olabilirim. Yani ben diyorum ki ben buradaki miras aldığımı değil, ben burada kendi metodumu kullanmak istiyor, istiyorum şeklinde bir şey söylüyorum. İşte bu yazılımda ve object oriented programlamadaki overriding konseptleri. Yani iptal etme, üstteki klasın metodunu iptal etme konseptleri. Biz burada ne yazmıştık? Bir tane show info şeklinde metot yazmıştık. Biz bunu miras aldık ve biz burada manager.java'nın içinde bunu yazmamıza rağmen burada show infosu kullandık. Ancak bu show infos'ta şöyle bir sıkıntı var. Biliyorsunuz bizim manager notaja içinde birden name of employees şeklinde özelliğimiz bulunuyor. Ancak show infos metodunda biz bunu yazdırmıyoruz. Yani bu metotta biz bunu yazdırmak e, yazdıramıyoruz. Yani bizim de bunu yazdırmamız gerekiyor. Bizim bunu yazdırmamız için ne yapmamız gerekiyor? Bizim bu fonksiyonu, bu metodu override etmemiz gerekiyor. Yani biz bu metodu kendimize göre yazmamız gerekiyor. Bunun için ne yapacağım? Bunun için manager.java'ya geliyorum. Bu overrideları yazmanın şu şekilde bir e, kısa yolu var. Burada eğer bu metoda gelirseniz sağ tıklayıp sorsak ediyorsunuz. Burada override ve implement method şeklinde bir bölümümüz var. Buna tıkladığımız zaman karşımıza bizim klaslarımız geliyor. Burada bir tane object class'ı var. Şu anda bunu öğrenmenize gerek yok. Zaten biz bunu diğer dersimizde göreceğiz. Burada object class'ımız var ve burada bir tane employee class'ımız var. Yani burada biz miras aldığımız sınıfları görmüş oluyoruz. Ve miras aldığımız sınıfın içinde de bir tane show info şeklinde metot var. Ben diyorum ki ben bu show infosu kendime göre yazacağım diyorum. Okey dediğim zaman burada karşıma benim override public void show info şeklinde geldi. Yani ben diyorum ki ben bunu override etmek istiyorum. Yani kendime göre yazmak istiyorum şeklinde bir şey söyleyeceğim. Şimdi ilk başta bu süperi kaldıralım isterseniz. Bu süperin anlamını birazdan göreceğiz. Yani bu süperi neden kullanmamız gerektiğini bir de birazdan göreceğiz. Ben burada show infosu ne yapacağım? Ben buradaki tüm bilgilerimi yazdıracağım. İlk olarak employee'nin Java'nın içindeki bu kısmı alıyorum ve buraya kopyalamak istiyorum. Daha sonra ben burada bunlara nasıl ulaşacağım? This nokta ulaşamıyorum. İsterseniz buraya bir tane getir -get setter getir setter metotlarımızı yazalım. Source diyelim. Getir setter'ları yazalım. O şekilde ulaşalım isterseniz. OK diyeceğim. Ben bunlara this.name ile ulaşamıyorum. Ben bunlara nasıl ulaşacağım? Get ulaşabilirim. Yani buna ben get name setter yazdım ve onları da miras aldım aslında. Ve ben bunlara direkt olarak ulaşamadığım için get name'le veya set name'le ulaşabilirim. Burada get department diyeceğim. Burada da get salary diyeceğim. Bu şekilde bunlara eriştim. Bir de ne yapmam gerekiyor? Benim burada name of employees de yazdırmam gerekiyor. Yani artık ben bu metodu kendime göre özelleştiriyorum. CS out diyeceğiz. Burada sorumlu kişi sayısı diyebiliriz. Artı this nokta. Bu bizim kendi e, özelliğimiz olduğu için this ile ulaşabiliyoruz. Name of employees'i biz burada yazdırabiliriz. Baktığımız zaman da main.java'ya gelelim baktığımız zaman da artık bizim hangi metodumuz kullanıldı? Benim bu üste aldığım show infos değil. Benim override ettiğim yani üstteki metodu iptal ettiğim metot değil. Benim burada kendi metodum, kendi show infos metodum burada çalışmış oldu. İşte override bu anlama geliyor. Ben eğer aldığım metodu kendime göre yazmak istiyorsam ve üstteki metodu kullanmak istemiyorsam ben bu metodu burada override ederek kendime göre yazıyorum. Override'ın bu şekilde bir anlamı mevcut. Ancak burada bir sıkıntı var. Fark ettiyseniz bizim buradaki 4 satırımız buradaki 4 satırımızla birebir olarak aynı. E ben burada o zaman niye tekrardan bunu yazıyorum? Ben burada üstteki klası ilk başta çalışıp çalıştırıp üstteki metodu ilk başta çalıştırıp daha sonra bunun altına kendi yazmak istediğim yerleri eklesem daha iyi olmaz mıydı? Evet daha iyi olurdu. O yüzden biz ne yapıyoruz? Biz bunu sileceğiz. Ben diyorum ki ben ilk başta buradaki show infosu çağıracağım bunun içinde daha sonra içine değişik özellikler ekleyeceğim. Kendim bu metodun içine değişik özellikler ekleyeceğim. İlk başta süper klasımızın yani employee klasımızın biz show infosunu burada çağırıyoruz. Daha sonra kendi e, eklediğimiz yerleri de buraya ekliyoruz ve biraz daha kısa yazmış oluyoruz. Yani biz copy paste'ten kurtulmuş oluyoruz. Baktığımız zaman da yine aynı sonucu ben elde ettiğimi görebiliyorum. Override'ın bu şekilde bir anlamı var Ve yazılımda oldukça fazla kullanılan bir konsept aslında Overriding C++'da, C Sharp'ta e, Neredeyse e, tüm Object Oriented Programma dillerinde mevcut olan bir konsept Siz burada bunu öğrendiğiniz zaman Diğer dillerde de bunun yapısı tamamıyla aynı olduğu için siz orada da direkt olarak kullanabileceksiniz e, Burada şöyle bir şey söylemek istiyorum e, Hazır yeri gelmişken bunu söyleyeyim e, Şimdi e, Udemy'den veya YouTube'dan bana sorulan sorularda şöyle bir şey oluyor ve ben bu ön yargıyı biraz kırmak istiyorum açıkçası. İnsanlar diyor ki Java'dan sonra Sharp'a geçmek istiyorum, daha sonra Python'a geçmek istiyorum. Yani çok dil öğrenme yanılgısına düşebiliyorlar. Şimdi burada ne demiştik? Override C Sharp'ta da Python'da da aynı. Şimdi sizin önemli olan burada ne yapmanız gerekiyor? Sizin burada bu konseptleri, bu override konseptini olsun, encapsulation olsun öğrenmeniz gerekiyor. Zaten diğer dillerde encapsulation, override hepsi aynı. Sadece yazımı değişiyor. Yani siz bu dillerde aslında syntax programcısı olmaktan çıkıp konsept öğrenseniz diğer dilleri zaten otomatik olarak öğrenmiş oluyorsunuz. O yüzden sizin burada yapmanız gereken şeyler şu. Burada override ile ilgili araştırma yapmak ve daha sonra bunu Java'da uygulamak zaten diğer dillerde kolaylıkla uygulayabilir seviyeye gelmiş oluyorsunuz. Bilgisayar mühendisliği öğrencileri, yazılım mühendisliği öğrencileri veya programcılar yani bunun bilincinde olan programcılar zaten örnek olarak bir şirket size bu dili iki günde öğreneceksin derse zaten siz onu öğrenebiliyorsunuz. Çünkü Tüm dillerde konseptler benzediği için siz sadece sinteksini öğreniyorsunuz ve ona göre yazıyorsunuz. Eğer bunu aklınıza yerleştirebilirsiniz gerçekten ileride çok rahat edeceksiniz. O yüzden sadece konsept öğrenmeye çalışın. Burada yazım değişebilir, hata alabilirsiniz fark etmez. Ancak konseptler her tarafta aynıdır. Bu şekilde bir de e, nasihat, öğüt verdikten sonra isterseniz bir sonraki dersimize geçelim. Ve az önce gördüğümüz object sınıfını öğrenmeye çalışalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.